Vallahi çocukluğumuzdan beri merakımız var ama esas profesyonel olarak 30 senedir besliyorum. 33 sene. En az bir 10 tane böyle güzel ötümlü. En güzel kuşlardan 10 tane elime geçti yani. Vallahi millet bu kuşu çok seviyor. Yani tabii ki çıkarsa biz de memnun oluruz yani. Ama el birliğiyle çalışmamız lazım yani. Yoksa böyle kaçak olarak dövüşmek çok zor yani. Duygumuz şöyle. Biz bu saka kuşuna ilkokuldan beri abilerimizle beraber aynı mahallede gönül verdik. Ondan sonra Tophane denilen dernekte yarışmalar düzenlendi, etkinlikler düzenlendi. O kültürle yetiştik. Şu güne kadar ustalarımızı dinleyerek saygı sevgi çerçevesi içinde bir yerlere gelmeye çalıştık. Bu ötüm meselesi. Ama yasallaşma sürecine gelirsek bu bir merak. 250 yıla dayanan tarihi geçmişi var. Dolmabahçe kuş yetiştiricilerinden kaynaklı, saray kuşçularından kaynaklı. Bunlar hep tarihe dökülmüş. Böyle bir ötüm kültürü, böyle bir İstanbul ötümü denilen bir kültür var. Bu kültürü öldürmemek amacıyla etkinlikler, yarışmalar, kahvaltılar ve çekilişler düzenliyoruz. Abilerimizle, arkadaşlarımızla birlikte. İyi kötü kendimizi de bu ötüm konusunda yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne mutlu abilerimizle, kardeşlerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kültürün ölmemesi için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve yapacağız da. Bunu zaten senaryo, siz de bizi tanıyorsunuz. Biz de birbirimizi tanıyoruz. Saygı, sevgi, güzellikler içinde bu kuşu yüceltmeye çalışıyoruz. Başka derdimiz yok. Teşekkür ediyorum. Bizim bu camiada 25 seneden beri değerli büyüklerimiz de Bayrampaşa'da olarak yani işte Nuri Çelik ustamız, Harun abimiz yani gelmiş geçmiş Allah rahmet eylesin bir sürü değerli abilerimiz falan vardı. Şevket abimiz zaten bunun başı çekiyor. Hüseyin abimiz, Hüseyin Yılmaz, Beykozlu olarak yani çok değer verdiğimiz bir abilerimizdir. Bu camiada elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Doğa Kuşları Federasyonu olarak sisteminde Tamer Başkanımız da destekliyoruz yani bu çalışmalarla ilgili.